Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çamaşır makinesi sorunları hakkında elimden geldiğince detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı ve etkili olur. Sorunları hallettik. Umarım siz de halledersiniz. Elbiseler yıkandıktan sonra makinemizi açıyoruz arkadaşlar. Bazen elbiselerimiz böyle bakın ıslak çıkabiliyor şu şekilde. Bakın makinenin içinde su kalmış olabiliyor. Makine bittiği halde içinde su var. Elbiseler ıslak. Şimdi bu sorunun kaynağını tek tek ele alıp tüm yönleriyle aşama aşama nasıl bu işi çözebiliriz ona değinmeye çalışacağız. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Elbiseler ıslaksa bakmamız gereken ilk nokta ne arkadaşlar? Şuradaki devire bakacağız. Bu 800 devirde dönüyor. Bazen çocuklar üniversite yanlışlıkla takla kalıyor. Böyle 500 devire, 200 devire ya da devri kapalıdır. Fark etmemişsinizdir. Çamaşırları sıkmamış, ıslak ıslak bırakmış. Öncelikle buna dikkat ediyoruz. İçinde su kalmışsa da bu durumda olabilir. Bu devri kontrol ediyoruz. Bunu normal seviyeye getiriyoruz. Makinemizi bir daha çalıştıktan sonra aynı sorunu yaşıyorsak bu sefer diğer aşamaya geçiyoruz. Bazen makine şöyle sorunlar da veriyor. Su boşaltmıyorsa bakın hata verebiliyor. Makine çalışmıyor. Çamaşır yıkamanın tam ortasında böyle hata veriyor. Artık çalışmıyor. Çünkü bu su boşaltamıyor arkadaşlar. Ondan dolayıdır. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Şu tahliye bütün çamaşır makinelerinde vardır. Şurayı açıyoruz. Burayı açamıyorsanız bir pense yardımıyla da açabilirsiniz. Şurayı açıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz su geliyor mu? Buranın içine pislik sıkışmış olabilir. Toz, para, bozuk para. Herhangi bir şey sıkışmış olabilir. Eğer varsa böyle içini kontrol ediyoruz. Varsa herhangi bir şey. Pompanın içinde bazen buralardan bozuk paralar, böyle tel, anahtar, kirler, çekirdek kabukları sıkışabiliyor. Suyu tahliye edemediği için su burada kalıyor. Bu da hataya neden oluyor. Şimdi bunu test ediyoruz. Acaba bu gerçekten çalışıyor mu? Şöyle biraz su alıyoruz. Kovada su. Şuradan döküyorum. Bakıyorum. Geliyor mu? Evet. Rahat bir şekilde geliyor. Bak şu an burada sorun yok. Daha sonra burayı kapatıyorum. Şimdi burayı kontrol ettik. Burada herhangi toz, kir varsa sorun buradadır. Temizledikten sonra makinemizi tekrar çalıştırıyoruz. Aynı sorunu yaşamıyorsak sorunumuzu çözmüştük. Sorun devam ediyorsa demek sorun burada değilmiş. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bunu kapattım. Makinemi şöyle kenara veriyorum. Bir su borusu var arkadaşlar. Bunu çıkarıyorum bir yerden. Şu şekilde. Makinenin pis su borusu. Şimdi makinenin içine biraz su ekliyoruz. Şöyle. Evet, bu kapağı kapatıyorum. Bu makineyi boşaltmaya alacağım. Şuraya alacağım. Boşaltmayı buluyorum. Şurası. İçindeki suyu boşaltsın bakalım. Boşaltabiliyor mu? Bunu çamaşır yıkadığınızda da test edebilirsiniz. Bunu çıkarın. Bakın su boşaltıyor mu, boşaltmıyor mu? Evet, şimdi suyumuzu boşaltıyoruz. Bakın tazikli, güzel bir şekilde geliyor şu an. Görüyorsunuz. Şu an bunda bir sorun yok. Şayet bunda böyle azar azar böyle tık tık şeklinde geliyorsa demek burada bir sorun var. Bunu yaptıktan sonra sorunumuz halen devam ediyorsa ondan sonra diğer aşama geçiyor. Şu an bir sorun yok. Ama buradan böyle su gelmiyorsa motorunda bir problem olabilir. Veyahut da motor körüklerinde bir tıkanma olabilir. Bu sefer ona bakacağız. Bu aşamada makinemizin elektriğini prizden çekiyoruz arkadaşlar. Güvenimiz için. Şu şekilde. Bu biraz daha böyle güç gerektiren bir iş. Burada makinemizi alıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Ters çevirmiyoruz. Yan yatırıyoruz. Fişimizi çıkardık güvenlik için. Bakmamız gereken nokta ne arkadaşlar? Tahliye pompası budur arkadaşlar. Suyu boşaltan pompa budur.
bozulmuş olabilir veya da tıkanmış olabilir. Öncelikle tıkanıp tıkanmadığına bakacağız. Burada bir vidamız var arkadaşlar. Düz tornavida kullanıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Evet, bunu tam çıkarmıyoruz şu şekilde. Bakın bir de şurada var arkadaşlar. Şurası. Bu da pense yardımıyla bunu çıkarabiliyoruz. Şunu açıyorum. Ha, şurada bir tane top var. Gördünüz mü? Bakın şurada. Bakın. Bu top bu suyun geri gitmesini falan engelliyor. Şuradadır. Şöyle bir top çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şu şekilde. Şuradadır. Bazen bunun kenara pislikle giriyor. Yün parçaları veyahut da bu tür şeyler böyle girmiş. Buraya tıkanmış. Buranın su çıkışını engelliyor arkadaşlar. Buradan bir sürü sorun çözdük. Şuraya böyle bir parmağınızı gezdirin bakalım. Elinize yün, herhangi bir şey, pislik geliyor mu gelmiyor mu? Şu körün içine bakın. Burada pislik var mı? Şurada pislik kalmış olabilir. Bakın toz ve kir var. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Şu tamburun içinde bulunan kirleri dışarı çıkarmak için yapıyoruz. Öncelikle onu yapıyorum. Şu topu çıkardım arkadaşlar. Buraya tekrar şu kelepçemizi atıyoruz. Kelepçeyi taktıktan sonra burayı iyice sıkmamız lazım. Su kaçırırsa, motora falan denk gelirse motor yanar. Burayı tekrar iyice sıkıca sıkıyoruz. Burada tamburun içinde pislik, kir varsa onları çıkaracağız. Buradaki topu çıkarıyoruz. Bağlantılarını tekrar yapıyoruz. Su kaçırmayacak şekilde. Şimdi makinemizi düzelteceğiz. Buranın içinde ne kadar pislik varsa kendi dışarı atacak arkadaşlar. Şayet pompa bozuk değilse makineniz artık sorunsuz bir şekilde çalışır. Şayet bunları yaptığınız halde tekrar çalışmasa, pompadan hiç ses yoksa, pompa şu ön tarafta vidaları var. Sökersiniz buradan. Şu bağlantıları sökersiniz. 220 voltta çalışır. Elektrikten anlıyorsanız elektriği artı eksisini bağlarsınız. Çalışıp çalışmadan anlaşılır. Şimdi bunu yaptıktan sonra test ediyoruz. İçindeki körükteki pislikleri de dışarı atacağız. Elektrik fişini takıyoruz. Durulamaya alıyorum. Başlattım. Evet, şu anda makine su alıyor. Makine su alırken burayı açıyoruz. Şu şekilde. Bakın hem su alıyor hem burayı açıyoruz arkadaşlar. Tam pislikler geliyor bu şekilde bakın. Toz, kir parçaları, kireç parçaları. Şimdi bu makine sürekli su geliyor. İçinde pislik varsa o top da yok arkadaşlar. Ne kadar pislik varsa hepsini dışarı getiriyor. Makinizde pislik varsa tabii. Şu şekilde akıyor. Bunu kapatmadığınız sürece makine sürekli su almaya devam edecektir. Evet bakın. Buradan su geliyorsa pislik geldi, bir sürü pislik topladınız. Demek ki sorununuz oymuş. Makinenizin sorununu çözdünüz. Kendi başına halledebildiniz. Tabi biraz meşakkatli bir iş. Umarım kolay bir şekilde halledersiniz. Tekrar bunu takıyorum. Bunu temizledikten sonra makinenizi tekrar yan yatırın. O topu takın. Aynayı söktüğünüz yere. O top olmadan makineniz iyi çalışmaz. Sıkıntılı olur. O topu muhakkak geri takmanız lazım. Şunu şöyle bir daha kapatıyorum burayı. Evet, şimdi makineyi boşaltmaya alacağım. Şöyle boşaltmaya alıyorum. Suyunu boşaltsın. Ondan sonra işlem tamamlanacak. Şimdi bakın. Motor çalışıyor. Su boşaltabiliyor. Hiçbir problem yok. Sorunu hallettik. Böyle tıkanmalarda su boşaltmalar durumunda birçok defa bu yöntemle makine tamir ettik arkadaşlar.
Umarım faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.